Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Esra. Bu video nasıl olacak, nasıl anlatabileceğim hiçbir fikrim yok. Ama bunu en kısa zamanda sizlerle paylaşmak istediğim için hemen kamera karşısına oturdum. Ve bu akşama hemen bu videoyu yetiştirmek istiyorum. Yattığım yerden bu montajı yapmak istiyorum. Başlıktan da anladığınız üzere zehirlendik. Nasıl oldu? Çok kötüydü. İnanın bana çok kötüydü. Çarşamba günü arkadaşım gelmişti biliyorsunuz. Zaten o videoyu izlediniz. Etimekli beşamel soslu tavuk falan tarifini. Birlikte onu yaptık. Sıla bir arkadaşını da yemiş ve çok güzel abla dedi. Birlikte yapalım dedi. Sağ olsun canım benim. Hani sırf ben hani tek başıma yapmayayım, yorulmayayım diye benimle birlikte onu yaptı. Hatta bana hiçbir şey yaptırmadı bile her zamanki gibi. Ben yorulmayayım diye kendisi yaptı, etti, yedik, içtik falan. Akşam oldu. Ben o çarşamba günü izlediğiniz videonun montajını bitirdim. Aynı suyu uyuttum. Eşim de yattı. İşte saat 12.30 falan, 12.30 bir falan oldu böyle. Bende bir mide yanması başladı. Ben işte bebek saçlı hani artık böyle hamileliğim son haftalarında, son aylarında olduğum için bebeğin saçlarından dolayı yanma oluyor diye düşündüm. Sonra işte saat 2-2.30'a kadar oturdum ben. Midemde bir yanma vardı. Uykum da yoktu açıkçası. Oturdum yani böyle bilgisayarda takıldım falan, video falan izledim. Sonra aynı suyu gece çişe kaldırdım. Ondan sonra daha doğrusu eşimle birlikte kaldırdık. Sonra ben yattım. Sabah karşı böyle bir karnımda bir ağrı hissettim. Ve gerçekten bu beni çok rahatsız etti. İlk önce hani yanlış pozisyonda yatıyorum herhalde dedim. Kendimi bir toparladım. Sonra böyle bir 20-25 dakika yatağın içerisinde bekledim. Sonra bir baktım ağrı şiddetlenmeye başladı ve dayanılmaz bir hale geldi ve tuvalete gitmem gerekti. Hemen tuvalete gittim. Ya kusarak atarsınız ya ishal olursunuz atarsınız zehirlendiğiniz zaman. Biliyorsunuzdur zaten ben kusamadığım için, normalde de kusabilen bir insan olmadığım için ishalle atabildim. Sonra Allah Allah ya falan dedim, süt içmiştim yatmadan, herhalde dedim midemi bozdu falan dedim. Sonra yattım. Yok hayır, geçmiyor yani. Tekrar kalktım, tekrar lavaboya gittim, tekrar lavabodan çıktım. Ve lavabodan çıktım, kapıyı kapattım ama yürüyemiyorum. Halis diye bir bağırdım. Dedim ben ölüyorum yani. Ölüyorum dedim ya, böyle bir ağrı yok. Eşim tabii uyku sersemiyle hani doğum yapıyorum sandı. Bir telaş, ne oluyor, hani ne oldu, doğum yapıyorsun, ne yapacağız şimdi falan bir telaş oldu. Dedim hayır sakin ol, doğum falan yapmıyorum. Hani bunun doğum sancısı olmadığından da emindim zaten. Yani böyle bir doğum sancısı olamaz. Çünkü göbeğimin tam böyle etrafında olan yanma gibi bir his ve böyle bildiğiniz böyle doktorlar hani diyor ya yumruk şeklinde olur bu gaz sıkışması, yumruk şeklinde olur da böyle işte böyle patlayacak gibi o hissedersiniz. Bendeki daha da farklıydı. Hani dediği gibi böyle yumruk şeklinde bir şey toplanıyor göbeğimin tam ortasında ve bir yanmayla birlikte şiddetli bir ağrı. Yani sadece göbek ortamda bu ağrı var. Göbeğimin kenarları da acıyor. Dedim bilmiyorum ama bunun doğumla alakalı olmadığından eminim. Yani şu an doğum yapmadığımdan eminim dedim. Yani bu doğum değil. Çünkü ikinci gebeliğiniz, az çok bir şeyleri anlayabiliyorsunuz. Ama dedim yani içimde bir şeyler oluyor. Yani normal olmayan bir şeyler var. Bu bir doğum sancısı değil. Ama şu an bir şey oluyor dedim yani. Hani çocuğumuza mı bir şey oluyor, ne oluyor bilmiyorum halis. Hemen gidelim. Sonra işte hemen kayınvalidemi falan aradık. Aşağı indiler aynı suyun yanına. Biz hemen kalktık, hastaneye gittik. İcabçı olan doktor hemen o arandı işte. Besin zehirlenmesi, gıda zehirlenmesi yaşamışız. Bunun neyle alakalı olduğunu çok fazla bilmiyoruz. Ama sonuç itibariyle Halis'le benim de aynı yediğimiz tek bir şey var. O da tavuk. Yani ikimizin de Aymine suyun yemediği ve bizim ikimizin tek sadece yediği şey tavuk yemeği. Başka bir şey yok. Çünkü Aymine su biz ne yesek? Aymine su da onu yedi. Bu arada Sıla'yı arayamıyorum. Sıla hala köyde. Sıla'dan hiçbir haberim yok. Köyde telefonu çekmiyor. Ve telefonu kapalı aradığımda da. O yüzden ona ulaşamıyorum. Onun da böyle bir ağrısı olduğunu bilmiyorum. Ve daha sonra hastaneye gittik. Hastanede işte kan tahlili, idrar tahlili yapıldı. Ve koluma işte şey takıldı. Şöyle gördüğünüz gibi zaten çıkaramadım bunları. Serum takılması için kelepçe mi, kelebek mi ne deniliyor işte onlardan takıldı.
Ondan sonra hemen işte NST'ye girdim. Çocuğun kalp atışlarına bakıldı. Ultrasona sokuldu. Çocukta hiçbir sıkıntı olmadığı görüldü. Zaten biz sabah karşı gittiğimiz için icapçı doktor hemen hastaneye geldi. Ve rutin kontrollerimi yaptı. Bebekte hiçbir sıkıntı yok. Besin zehirlenmesi yaşamışsın. Bunun da bebeğe hiçbir zararı yok. Vücudundan sıvı kaybedebilirsin. Kusarak ya da ishal yoluyla. Bu bebeği hiçbir şekilde etkilemeyecek. Sakın ha sakın korkma diye benim biraz içimi rahatlattı. Bebeğin de kalp atışları ve hareketleri gayet normal ki bebeği etkileyecek bir durum değil zaten dedi. Ve ondan sonra bana ilaç yazdı. Kanımda da zaten o enfeksiyon çıktı. Yani besin zehirlenmesi, gıda zehirlenmesi enfeksiyonu kanımda da çıktı. Ondan sonra biz işte o gün eve geldik. Perşembe günü oldu o gün zaten. Perşembe günü hastaneden çıktık, eve geldik. Sonra ben zaten çok yani şiddetli bir ağrım var. Kesinlikle kalkamıyorum oturduğum yerden. Hiçbir şekilde ya bildiğiniz ve o kramp girdiği zaman karnıma bağırıyorum yani. Bildiğiniz bağırıyorum Halis diye böyle bağırıyorum. Çok felaket bir ağrı. Hani tuvalete çıkmam gerektiğini söyledi doktor ve bununla ilgili iki tane ilaç verdi. Tamamen bitkisel ilaçlar. Sonra biz eve gelir gelmez Bafra'daki doktorumu aradık. Hani burada doktora gitmiyorum ya ben. Bafra'ya gittiğim için doktora hemen kendi doktorumu aradım. İşte yapılan tahlil sonuçlarını falan WhatsApp'tan doktoruma attım. Hiç korkma, olabilir. Keşke olmasaydı ama olabilir. Bebeğe hiçbir zararı yok. Ama bu içindeki o zehirli gıdayı atman gerekiyor dedi. Bunun için zaten gereken ilaçları vermiş doktorun dedi. Bol sıvı tüketeceksin dedi. Fakat bugün 3. gün yani cuma. Kesinlikle iyileşmedim. Yani evet düne göre, ondan önceki güne göre çok çok daha iyiyim. Ama oturduğum zaman ve yattığım zaman iyiyim. Ayakta yürüyemiyorum, doğrulamıyorum. Karnımda çok şiddetli bir ağrı var. Yarım saatte bir, 15 dakikada bir bu ağrı tekrardan geliyor. Şu an nasıl, hani hiç ağrın yok mu derseniz, hayır. Yani şu anki ağrım şöyle. O yarım saatte bir, 15 dakikada bir gelen o kasılma, o yanma ağrısı çok şiddetli bir ağrı. Yani o uzun süre zaten vücudumda olsa inanın yani hastanede yatıyor olurdum herhalde ya da bilmiyorum. Bir şekilde onun o ağrının geçmesi için bir şey yapmamız gerekiyor. Çünkü felaket derecede bir ağrı bu. Şu an sadece karnım acıyor. Bildiğiniz karın kenarlarım, boşluklarım, göbeğimin ortası, karnım çok acıyor. Ama hiçbir şey yapamıyorum. İnanın bana yürüyemiyorum bile. Yani dün zaten eşim hiç işe gitmedi. Yanımdaydı. Ha, eşimden bahsedeyim. Eşim de gündüz işte biz hastanedeyken işte gece yarısı hastaneye gittik. Artık gündüz oldu ya hastanedeyiz böyle 4-5 saat hastanede kaldık çünkü. Benim de sanki midem ağrıyor falan demeye başladı. Ama hani düşünmüyoruz. Yani biz böyle bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Biz şey diyoruz hani yediğim bir şey dokundu bana falan. Akşama doğru böyle perşembe günü saat işte 8.30-9'dan sonra falan eşim dedi ki ben de çok kötü oluyorum yani. Başım çok ağrımaya başladı, midem çok ağrıyor. Aynı senin gibi kramplar girmeye başladı bana da dedi. Ve aynı şey eşimde de çıktı. Ama eşimde çok yüksek dozda çıkmadı. Büyük bir ihtimalle Sıla'da da öyle çıkmamıştır. Yani Sıla'da da olduysa Sıla'da hani üşüttüm falan sanıp hastaneye bile gitmemiştir belki de. Çünkü köy çok uzakta. Yani gittiği köy aşırı uzak bir yer. Ve büyük bir ihtimalle o üşüttüm sanıp hani böyle ağrı kesicilerle kendini geçiştirmiştir. Ve içerisindeki o yani zehirli besini çıkarttığı sürece de ağrısı geçmiştir ki bizi aramadığına göre ya da işte hani biz haber almadığımıza göre ondan böyle bir şey olmadı demek ki. Çünkü yani o da hani ağrıyla hastaneye gitseydi muhakkak bizim haberimiz olurdu ya da ben aradığımda ona ulaşabilirdim. Aynı şekilde eşimde de oldu ama eşim çok fazla sürmedi. Yani kısa sürdü. İşte böyle sıvı tüketti, işte lavaboya çıkabilmek için dişler yaptı falan. İlaçlarla falan eşim lavaboya çıkabildi ve düzeldi. Ama ben kesinlikle düzelmiyorum. Büyük bir ihtimalle hamilelikten kaynaklanıyor. Vücudum yani sonuçta hormon olarak da zaten değişik bir pozisyonda olduğu için şu an sanırım ben de hamilelikten dolayı daha ağır atlatıyorum. Aynosu ve Efe yememişti. Yani çocuklarımıza yedirmemiştik. Onlara çorba içirmiştim. Zaten videoda da söylüyorum. Çorba içirdik. Şimdi biz yiyeceğiz diye. Onlara yedirmedik. Allah'tan ki yedirmemişiz yani. Hala söylüyorum. Tavuktan olup olmadığından emin değilim. Ama diyorum ya eşimle tek ortak yediğimiz şey o. Diğer yediğimiz şeyleri Aynosu da yedi. Yani
bizde olduğuna göre o da yemiş olsa onda da hani bir yan etki bir şey olurdu. Ama onda hiçbir şey yok çok şükür Allah'a. Eşimle bende oldu ve gerçekten yani ölüyorum sandım. Gerçekten çok kötü bir şeydi. Şu anda da ağrılarım devam ediyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Yani ne yemektir, ne bir şeydir. Hiçbir şey yapamıyorum. Sadece yatıyorum. Ayağa kalktığım zaman inanın bana yürüyemiyorum. Yani doğrulamıyorum. Karnımı gerdiremiyorum yukarı doğru. Böyle eğilerek yürümek zorunda kalıyorum. Ama iki gün, yani düne göre ve dünden önceki güne göre çok 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 daha iyiyim. En azından ayağa kalkıp lavaboya falan gidebiliyorum, yürüyebiliyorum. Bakalım, bilmiyorum. Eğer bugün de düzelmezse Bafra'ya gitmeyi düşünüyorum. Hani bu akşama kadar da gerçekten ağrılarım geçmezse, hani ilacın etkileri olmazsa yarın Bafra'ya gitmeyi düşünüyorum kendi doktoruma. Kendi doktorum hani hiç korkma, korkulacak bir şey yok dedi ama bu ağrıyla da yaşayamam sonuç itibariyle. Yani üçüncü gün ve hala ağrılarım geçmedi. Eğer yarın da hala geçmezse dediğim gibi Bafra'ya gitmeyi düşünüyorum. Yani bunu da en kısa sürede sizlere anlatmak istedim çünkü vlog çekebilir miyim, yarın nasıl olacağım, bu ağrı geçecek mi inanın bilmiyorum. Elimde böyle stok videolar var, çekmiş olduğum işte böyle birkaç video var, vlog değil ama videolar var. Hadi vlog çekmediğim günler onları yayınlayabilirim belki ama sonuçta sizin hiçbir şeyden haberiniz olmayacak ve belki de ondan sonra da vlog çekemeyeceğim, hiç bilmiyorum. Belki de yarın iyi olacağım, vlog çekmeye başlayacağım. İnanın hiçbir şey bilmiyorum şu an. O yüzden bugün hemen biraz daha kendimi iyi hissettiğim zaman kamerayı karşıma alıp anlatırım diye düşünmüştüm. Ve akşama doğru birazcık daha bir tık daha iyiyim şu an. O yüzden de kameranın karşısına geçip bunu sizlere anlatmak istedim. Hemen bu akşama zaten yetiştireceğim. En azından vloglarda falan karışıklık olmasın. Hani ben size vloglarda anlattığımda belki üzerinden 4-5 gün falan geçmiş olacağı için sıcağı sıcağına anlatmak istedim sizlere de. Başımdan böyle bir talihsiz olay geçti. Allah beterinden korusun. Sonuçta hamileyim ve bebeğime bir şey olsaydı bu beni çok daha büyük sarsardı. Çok şükür Allah'a çocuğumla ilgili hiçbir sıkıntı olmadığını her iki doktor orada ayrı ayrı söylediler ve bebeğimin hareketlerinde de hiçbir değişim yok. Gayet hareketli ve çok güzel de bana o tepkileri hissettirebiliyor. Ultrasonda ve NST'de de zaten doğumla ilgili bir sancı çıkmadığı için, doğum sancısı olmadığı için, bebeğin de hareketlerinin gayet güzel olduğu için ona hiçbir zararı olmadığını ve her şeyin yolunda olduğunu söylediler. Bu benim için tabii ki çok da rahatlattı. Bilmiyorum, sanırım yediğimize içtiğimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tavuk falan, yani böyle tavuktur, ettir, kıymadır aldığımız yerlere sanırım çok dikkat etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi şoktan hiçbir zaman tavuk almıyordum. İlk defa aldım ve başıma böyle bir şey geldi ki geçen sene komşuma da aynı şey olmuştu. Şoktan tavuk almıştı ve aynı bizim gibi bu şekilde zehirlenmişti. O yüzden sanırım tavuk olduğundan eminim biraz. O da şoktan almıştı çünkü. O yüzden biraz eminim aslında tavuktan olduğundan ama kısmet, çok şükür bebeğime bir şey olmadı. Sizlerle bu durumu paylaşmak istedim. Umarım sizlerine canını sıkmamışımdır. En kısa sürede vlog çekmeye başlayacağımdan emin olabilirsiniz. Umarım yarın hiçbir şeyim kalmaz ve vlog çekmeye yarından itibaren başlayabilirim. Bu en çok istediğim şeylerden biri, inanın buna. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Dualarınızı bizden eksik etmeyin. Hoşça kalın.